Herkese merhabalar. Ben Umut Bakır. Bu videomda sizlere TakipSan Bug Station cihazının nasıl kurulduğunu ve nasıl kullanıldığını göstereceğim. Öncelikle Bug Station cihazımızın kutusundan çıkarıp beraberinde gönderilen elektrik kablosu ile birlikte kenarında görmüş olduğunuz güç yerine elektrik girişimizi bağlıyoruz. Daha sonra yine beraberinde gönderilen network kablosu ile Bug Station cihazımızın kenarındaki network girişini bağlayıp kablonun diğer ucunu da bilgisayarımıza bağlıyoruz. Ardından Bug Station'ımızın kenarındaki açma kapama tuşundan elektriğini açıyoruz. Cihaz ilk açıldığında mavi ışıkla birlikte açılır ve yaklaşık 20-30 saniyelik bir süreden sonra ışık beyaza döner ve okumaya hazır hale gelir. İsterseniz bu sırada da yazılımının bilgisayara nasıl kurulduğunu ve ayarlarının nasıl yapıldığını görelim. Cihazla beraber gönderilen yazılımı bilgisayarımıza alıp kolay bir şekilde çalıştırabiliriz. Gönderilen yazılımın içindeki TakipSan beden kontrol ikonuna uygulamasına çift tıklayarak görmüş olduğunuz gibi basitçe uygulamayı açıyoruz. Uygulamayı ilk defa açtığımızda, bu arada cihazımız beyaz ışığa döndü. Şu anda okuma için ve çalışma için hazır duruma geldi. Biz bu arada cihazın ayarlarını yapalım yazılım üzerinden ve devam edelim. Yazılımı bilgisayara ilk defa kuruyorsak bir takım ayarlamaların yapılması gerekir. Bunun için de bu ayarlamaları yapabilmek için ekranın sol alt köşesindeki menü Ayarlar ve RFID ayarları sekmesini açıyoruz. Burada yapmamız gereken 2-3 basit ayar vardır. Birincisi bunlardan cihazın IP adresidir. Cihazın IP adresi, ben bunun 192.168.1.137 olduğunu bildiğim için buraya yazdım. Siz de aynı şekilde size gönderilen cihazın IP adresini IP adresi kısmına yazıp hemen altındaki bağlantı test butonuna basıp cihazınızla bağlantıyı kurup kurmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Bağlantı testinden geçtiğimize göre ikinci sırada RFID güç ayarlarını yapmak var. Ben şu anda default olarak 22, yani 2200 kademesinde bıraktım. Siz de okutmak istediğiniz kolinin boyutuna ve içindeki etiket sayısına göre bu güç değerlerini değiştirebilirsiniz. Üçüncü olarak, yine ilk defa ayar yapıyorsanız size programla birlikte gönderilen klasörün içinde bir ayar dosyası vardır. Onu seçmeniz gerekiyor. Bunu da şu ayar dosyası kısmından seçebilirsiniz. Bu seçim işlemini de ben size hangi dosyayı seçeceğinizi de göstereyim. Size verilen yazılım klasörünün içindeki Device Settings klasörünün içinde Impinge Settings 1PLED isimli bir dosya vardır. Bu dosyayı biraz önceki ayarlar sekmesinin seçim yerinden seçiyoruz ve ayarlarımızı tamamlıyoruz. Bug Station'da bağlantınızın sorunsuz yapılabilmesi için bilgisayarınızın Ethernet kartının da Bug Station'la aynı IP bloğunda olması gerekir. Bunun için bilgisayarınızın internet bağlantılarının gösterildiği ikonda sağ tıklayıp ağ ve internet öğelerini aşağı tıklayıp açılan pencereden ağ ve paylaşım merkezini açıp bağdaştırıcı ayarlarını değiştire tıklayıp Ethernet driver'ına sağ tıklayıp özellikler sekmesine ulaşıp açılan pencereden internet protokol versiyon 4'e çift tıklayıp burada verilen ve genellikle otomatik olarak seçili bırakılan seçeneği aşağıdaki IP adresini kullanan seçeneğine tıklayıp size gönderilen Bug Station'la ilgili, örnek veriyorum, size gönderilen Bug Station IP'si 192.168.1.133 olsun. Sizin de buraya aynı IP ailesinden farklı bir IP girmeniz gerekiyor. Örnek veriyorum, 192.168.1.160 olarak biz bu IP değerlerini girelim. Aynı şekilde ağ geçidini de Bug Station'da kullandığımız gibi default olarak 192.168 ve 1.1 verelim.
Daha sonra bu ayarları aşağıdaki OK tuşuna basarak kaydedelim. Herhangi bir uyarı çıkarsa evet'e tıklayıp kaydederek kapatalım. Şimdi isterseniz içinde toplamda 90 adet small, large, x small gibi bedenlere ayrılmış şekilde ürünlerin bulunduğu koliyi Buckstation cihazımıza sayalım ve bedenlerini ayrıştıralım. Program üzerinden başlat butonuna basarak Buckstation'ımızı okuma moduna açıyoruz. Şu anda bir tane etiket okudu etraftan yansıyarak. Açıyoruz ve cihazın üstündeki ışık okuma belirten mavi renge geliyor. Ve koliyi alıp Buckstation'ın üstüne koyduğumuzda koli içindeki ürünlerin toplamda kaç adet olduğunu, hangi bedenlerden kaçar tane olduğunu ve koli içinde toplam kaç tane ürün olduğunu bu şekilde görebiliyoruz.